Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı kritik zirveyi mecliste grup kürsüsünden anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Bu arada Trump görüşmesi kabinenin de gündemindeydi. Aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedi. Ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik. S-400 krizi, F-35 alımı, DAEŞ'le mücadele, FETÖ ve ikili ilişkiler kritik zirvede masaya yatırılan başlıkları tek tek paylaştı. S-400 meselesinde ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin perde arkasını grup kürsüsünden anlattı. Ne mazlum Kobani'si ya? Böyle birisi yok. Yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir. Görüntülü olarak kendilerine bunları orada da gösterdim. Tabii bu onları ciddi manada etkiledi. Sözü terörle mücadeleye getirdi. Mesajı yine çok netti. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir. CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı hedefinde. Tank palet fabrikası ve ekonomi eleştirilerine cevap verdi. Fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki. Bir başka yalanı tıpkı bir ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum. Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Tam da HDP'li vekillerin toplu olarak istifa edip Türkiye'yi ara seçime götüreceği iddiaları gündeme gelmişken Cumhurbaşkanından AK Parti milletvekillerine dikkat çeken bir uyarı da geldi. Her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlarla ve şarkılarla bölündü. Bir kız çocuğu Cumhurbaşkanı'na Tayyip Dede diye seslendi. Efendim? Erdoğan o çocukla yakından ilgilendi. Bir süre sohbet etti.